çoğu kişi portföy yönetimi yapmıyor. Yani o yüzden de birçok fırsatı kaçırdığı gibi hatta kötü getiriyor diyor. Ondan sonra diyor ki ya bu nasıl bir sistem? Bireysel emeklilik sistemi normal piyasalara göre anlık al-sat mantığıyla çalışmaz. Yani bir fonun değeri düşükken siz o fona yatırım yapmalısınız ki o fonun değeri yükseldiğinde siz getiri kazanın. Döviz aldım, altın aldım, bir de para piyasalarına hiç borsaya bulaşmadım. Bunun getirisi sence en yüksek mevduat içinden fazla mı olur, aynı mı olur, az mı olur? 12 kere değişiklik hakkınız var ama bunu ben maksimum 4 kereye yayıyorum. Yani çok sık hafta bir değiştirmeyeyim, oradan bir şey kazanamazsın diyorsun değil mi? Yani... Gelin buradan portföy yönetimine. Çoğu kişi portföy yönetimi yapmıyor. Yani o yüzden de birçok fırsatı kaçırdığı gibi hatta kötü getiriyor diyor. Ondan sonra diyor ki ya bu nasıl bir sistem? Aynen. Yılda kaç oldu en son? 6 kere değiştirme hakkımız var. 12 kere değiştirme hakkımız var. Her ayda bir kere değiştirebiliyorum yani. Her ay bir kere. Doğru. Tamam. Şimdi bu değiştirmeler sence senin gibi benim tavsiyem senin gibi birisinden bir portföy yöneticisinden destek alması eğer bu konuda uzman değilse. Çünkü bunun o nedir esas burada mantık yani kaç kere tavsiye ediyorsun yıl içinde portföy değiştirmeyi veya da ne zaman iki soru esasında kaç kere tavsiye ediyorsun veya ne zaman tavsiye ediyorsun? Şöyle aslında bireysel emeklilik sistemi normal piyasalara göre anlık al-sat mantığıyla çalışmaz. Ha. O yüzden bireysel emeklilik sisteminde bir planlama yaparken fon yönetimi tarafında bir planlama yaparken burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şu, yıl içerisinde oluşabilecek piyasa hareketlerine göre bunu önceden öngörüp planlayıp fonlarda tutmak. Yani bir fonun değeri düşükken siz o fona yatırım yapmalısınız ki o fonun değeri yükseldiğinde siz getiri kazanın. Ama tam tersi yükselen bir fon değerine siz giriş yaptığınızda fonun değeri düşmeye başladığında doğal olarak bütün portföyünüzü etkiler ve size zarar yazar. O yüzden ben yıl içerisinde genel hatlarıyla evet 12 kere değişiklik hakkınız var ama bunu ben maksimum 4 kereye yayıyorum. Sebebi de şu, az önce söylediğim gibi bireysel emeklilik böyle anlık al-sat mantığıyla çalışmaz. Ben bugün bir fon değişiklik emri verdim. Bu fonun hemen hemen ortalama 6 veya 7 iş gününü bulabiliyor. Fon takas sürelerinden dolayı. Onu da göstereceğim birazdan örnek olarak. O yüzden siz o fondan bir getiri kazanmanız zaten nereden baksanız bir ay, iki ayı geçiyor. Ama siz bu iki ayı beklemeyip, bir ayı beklemeyip, iki hafta sonra bir daha fon değiştirdiğinizde aslında siz o fon değişiklik süresi boyunca birikimlerinize ihanet etmiş oluyorsunuz. Hiçbir kar elde edemeden birikimleriniz erimiş gitmiş oluyor o Yani ay çok içerisinde. sık, yani çok sık. Yani haftada bir değiştirin, haftada bir değiştirmeyeyim. Oradan bir şey kazanamazsın diyorsun değil mi? Yani o kadar. Tabii. Ayda bir değiştirmenizde de bir şey kazanamazsınız. Çünkü o fona giriş yapıp o fonun yükselmesini, daha doğrusu piyasa koşullarına göre o fonun yükselmesi size getiri kazandırması en az 3-4 ayı buluyor. O zaman yani Tabii. Şu demek yani o zaman şu mantık ne kadar sana 12 kere hak veriyorsa da bu senin söylediğin mantığa göre yılda 3 veya 4 kere yapmak mantıklı diyorsun sen. Kesinlikle aynen öyle. Çünkü orada dediğim az önce saydığım sorunlardan kaynaklı da hani siz bugün fon emri verdiniz. Satılması ve yeniden fon alınması içerideki tuttuğunuz fonun türüne göre değişiyor. En az 6-7 gün sürebiliyor. Siz 6-7 gün sonra o fonu satın aldınız. Sistemde en az bir hafta, iki hafta geçirmediniz. Tekrardan fon satayım dediğinizde, fon değişikliği yapayım dediğinizde aslında birikimleriniz o ay içerisinde hiçbir şey kazanmamış oluyor. 5 satarken kaybediyorsun. 5 alırken kaybediyorsun. 10 günü gidiyor zaten. 10-15 günü. 10 gün gidiyor. Değerlendirmeden de tekrardan bir fona geçtim. Bitti. Herhangi bir getiri kazanamamış oldum. Biraz da çok önemli bir şey bu. Çok önemli bir şey bu. Tabii ki de orada da şunu göstereceğim. Hatta konusu açılmışken şöyle bir ekran göstereceğim. Sonra 10 başta şey yarım kaldı. Onu da sonra tekrar dönersin. Hemen tabii ki de fon voler tarihleri diye bir örnek göstermek istiyorum. Her fonun kendine göre bir voler süresi var. Ben burada iki tane örnek verdim. Birinci örnekte birinci değişken yani içerisinde Dow Jones endeksi ile Eurostock 50 endeksinin bulunduğu yurt dışı hisse senedi fonu bu. Tamamıyla döviz cinsinden getiri sağlıyorsunuz aynı zamanda. Bunun
satın valörü T artı 3 günü buluyor. Dinamik değişken dediğimizde içerisinde biraz TL enstrümanları, biraz da hisse senedi enstrümanının olduğu bir fon türü. Bunun da takas süresi artı bir gün satım süresi. Siz 9 Eylül 2024 Pazartesi günü sabah 9:30'da emri verdiniz diyelim. Birinci değişken fon için aslında bir satış emri girmiş oluyorsunuz 5'i itibariyle. 6 Eylül Çarşamba günü dinamik değişkenin fon bozum süresi geliniyor. Yani burada şu dikkatini alınıyor. En uzun valör süresine göre aslında fon takasları gerçekleşiyor. Yani sizin pazartesi vermiş olduğunuz emir aslında perşembe günü itibariyle hem satım hem de alım emri verilmiş oluyor. Anladım, anladım. Bir şey soracağım burada. Ben yapmıyorum. Robotlar var biliyorsun. Senin risk performansına göre, yani risk algına göre sana öneriyorlar. Profil göre. Bunu Aynen öyle. Aybasa'da da var. Aybasa'da kullandığım için. Yani burada adını zikretmekte sorun görmüyorum. Benim fonlarım Aybasa'da da var. Onlar mesela öneriyor bana bunları. Hatta sanırım diğer bankalarda da var. Bunları tavsiye ediyor musun? Bütün yani orada şöyle tavsiye ediyor musunuz derken orada da yine kişinin risk algısına göre arkadaki algoritmalar kişiye bir fon tavsiyesinde bulunuyor. Genellikle de burada orta düşük risk seviyesinde bir fon öneriminde bulunuyor. Tabii kullanan birçok katılımcım var. Ya Tahsin diyor ki tamam senin yaptığın iş çok değerli, ben bunu saygıyla karşılıyorum ama gün içerisinde diyor bunların yani daha doğrusu ay içerisinde veya dönem içerisinde bunlarla ben uğraşmak istemiyorum. Seni de yormak istemiyorum deyip otomatik fon koçlarına bırakabiliyor. Ama getirileri normal yönetilen fonlara göre bir tık daha geride kalıyor. Yani risk düşük, getiri düşük. Aynen öyle. Şimdi biraz daha o şey portföyle ilgili, yani senin tavsiyene tabii ki bakarız. Diğer bir sorun şeyle ilgili, yani birçok hata yapıldığı için, hani hataları geçiyorum ben. Besin performansından memnun olmayan kişilere rastlıyoruz biz. Bugün yani ne bileyim ben en az riskle alsak ve katkısında tamamını hak edecek şekilde bir yatırım yapsak bunun yani para piyasası o bu ya. En düşük risk belki döviz olur. Döviz aldım, altın aldım, bir de para piyasası aldım. Yani hiç borsaya bulaşmadım. Eurobondlara falan da girmedim. Yani mümkün o kadar tahviller çünkü riskli bir iniş çıkış sağlıyorlar. Direkt para piyasası ondan sonra ve şey döviz altın. Yani döviz düşmeyeceğine göre altın da nispeten yine dövizden dolayı düşmeyeceğine göre bir de para piyasası koydum. Bir de tane katkı aldım. Sence böyle bir 33-33-33 yapsam direkt kat tamamını alsam bunun getirisi sence en yüksek mevduat getirisinden fazla mı olur, aynı mı olur, az mı olur? Yani bir kere mevduatı geçer. Bunu çok net söylüyorum. Hatta onunla ilgili de şöyle bir Varsa hemen altı. Hadi. aynen öyle bir örnek de vereceğim. Tamam. Şimdi burada son 3 yılın ben verilerini alarak konuşacağım. Son 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl vadeyi de konuşabiliriz. Son 3 yılda paranız 100 liralık bir paranız vardı diyelim. Ve bunu 3 yıl önce mevduata yatırdınız. Bankaya gittiniz, 100 liranız vardı, mevduata yatırdınız. Bunun size getirisi %75 olurmuş. Yani siz 100 liranızda 75 lira kazanmış olurdunuz. Evet. Ama bunu herhangi bir, daha doğrusu partneri olduğum emeklilik şirketinde aynı bakış açısındaki fonuna koymuş olsaydınız %92 kazanç elde ederdiniz. Yani 20 puan daha üstünde getiri kazanırdınız. Hal böyle olunca Tabii orada aslında ekstrem bir şey var tabii ki orada. Enteresan nasıl yani şu an tesadüf olmuş herhalde. Altın ve borsada inanılmaz bir getiri var orada. Yani herhalde bu tesadüf olmuş. Böyle bir getiri normalde olmaz. şöyle hemen o konuyu da açıklayacağım. Neden böyle olduğuyla ilgili de. Yani şunu demek istiyorum. Siz 3 yıl boyunca sadece mevduat cinsinden yönettiniz paranızı. Tamam. Devlet katkısı ve altın, işte döviz, hisse senedi hiç yapmadınız. Piyasadaki mevduata göre %92 daha
ekstra getiri kazanmış olacaktınız. %92 daha değil. %92. %92. Daha değil. %92. %92 kazanacaksın. Eğer %92, aynen öyle. bankada mevduat koymuş olsaydın da 75 kazanacaktın. Doğru mu? %75 kazanacaktınız. Aynen öyle. Şimdi bir kere burada görmüş olduğunuz rakamların içerisinde birçok farklı enstrüman var. Birçok farklı dinamik var daha doğrusu. En büyüğü aslında siz bugün bankaya gittiğinizde bir altın almak istediğinizde birinci olarak bir makas aralığına takılırsınız. İki, stopajı hemen ödersiniz. Üç, bankaya komisyonu hemen ödersiniz. Al sat yaptığınız süre zarfı boyunca. O yüzden bireysel emeklilikteki fonlarda vergiyi çıkarken ödersiniz. Herhangi bir al sat yapmazsınız. Çünkü fon tarafı biraz daha değer alır satar. Yani değeri neyse o günkü oradan işlem görür. Üçüncüsü olarak da vergiyi de yine aynı şekilde çıkarken ödersiniz. Yani stopaj vergi ödemediniz. Böleceğim seni. Şunu demek istiyorsun. Estağfurullah. Senin kesintilerin daha sonra yapıldığı için senin daha çok paran değerleniyor içeride. Aynen öyle, aynen öyle. Bireysel emekliliğin aslında diğer yani piyasaya göre en büyük avantajı bu. Tamam. Anladım. Yani Bankada burada patlayacak. Bankada hemen alıyorlar seni. Hemen alıyorlar kesinlikle. aynen öyle. Bankada hemen alıyorlar. Çok düz bir örnek, çok düz bir örnek. Gram altın son 3 yılda yatırımcısına, kuyumcudan aldığı gram altın yatırımcısına %412 kazandırmışken, bu saydığım etmenlerden kaynaklı bireysel emeklilikte altın fonuna yatırmış bir katılımcı %33 daha fazla getiri elde etmiş BES fonlarının, BES altın fonlarında. Değil mi o? 446 olan mı? Aynen 446 olan Tamam. %446 kazandırmış. Borsa tarafında %500 kazandırmış BIST 100. Ama hisse senedi fonunun içerisinde bir yatırım yapmış olsaydı %590 kazanmıştı Orada gözükmüyor. katılımcı. Maalesef o üçüne Evet, binmiş. o biraz mavi ekranda Yani şunu sen demek kaldı. istiyorsun. Birebir olaraktan ben özetleyeyim. Birebir olaraktan kişi eğer gidip banka üzerinden gidip bir yatırım yapsaydı, ister bu BIST olsun, ister altın olsun, aynı seçenekleri, aynı portföyleri, aynı seçenekleri gidip de BES üzerinden yaptığı zaman otomatikman daha çok para kazanıyor. Aynen öyle. Ha, Aynen öyle. okay, anladım. Yani çok mantıklı, çok mantıklı bir şey söylüyorsun yani. Evet. Yani o zaman yani kişinin şunu söylemesi çok yanlış. Ya ben BES aldım, işte bu sistem yanlış, bu sistem benim paramı alıyor. Bu sistem. Yani hep şikayetçi insanlar ya yani. Burada işte ben tekrar sesleniyorum bizi izleyenlere. Yani burada biz size direkt olaraktan verilerle konuşuyoruz. O yüzden buradaki veriler de doğru olduğuna göre demek ki sistem bir kere sağlıklı çalışıyor bir. Getirisi daha fazla iki. Ama dediğim gibi burada çok temel dediğim gibi portföyün çok hızlı değiştirilmesi, devlet katkısından tamamen faydalanması, işte yani birçok yapılan temel hatalardan dolayı kişi potansiyelinden daha az para kazanıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Okey. Tamam ben bakayım sorun var mı diye bununla ilgili portföy yönetimiyle başka sorum var mı diye bakayım. Senin eklemek istediğin bir şey var mı portföy yönetimiyle ilgili? Yani genel hatlarıyla zaten bütün detayları konuştuk burada. Var, bir Yani tane daha bütün var. Buldum. Çok güzel soru buldum. Bunu da yeni öğrendim ben aslında. Başka, ben diyelim başkalarının fonunu alabiliyor muyum? Daha önce böyle bir şey yoktu ben istemediğim zaman. aynen öyle. Hemen onunla ilgili de size burada bir Daha önce ben eklemek istiyorum. sadece girmiş olduğum sigorta şirketinin bana sunmuş olduğu sınırlı seçeneklerden veya o bankanın veya o portföy şirketinin seçeneklerinden faydalanırken şimdi bana bütün olasılıkları açıyorlar. Doğru mu? Aynen öyle. 350'nin üzerinde fon arasında istediğiniz gibi seçim yapabilme avantajınız var. Bireysel emeklilik fon alım satım yani BEFAS diye tabiri caizse. BEFAS platformu üzerinden Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin portföylerinde yer alan yatırım araçlarından oluşan bütün emeklilik fonlarını kullanabiliyorsunuz. Bunu şirketlerin ister uygulamaları üzerinden, isterlerse internet şubeleri üzerinden girip istediğiniz gibi X bir emeklilik şirketindesiniz ama Y emeklilik şirketindeki fonları çok beğeniyorsunuz. Hiçbir değişiklik yapmadan yani bir aktarım sürecine girmeden burada istediğiniz emeklilik şirketinin fonunu alabiliyorsunuz. Süper. Şimdi bunu buna gibi gösterim var mı?
Bununla ilgili bir görselim yok. Zaten bunu BFAS uygulaması üzerinden giriş yapma. Daha doğrusu Nasıl oluyor? hemen söylüyorum. Kullandığınız emeklilik şirketin web uygulamasından veya internet uygulamasından giriş yaparak burada size açılan bireysel emeklilik fon alım satım platformundan bütün şirketlerin emeklilik fonlarını görebiliyorsunuz. Ama belki bunu belki mobilden hem mobilden hem bilgisayardan yapılıyor yoksa sırf bilgisayardan yapılıyor. Genel hatlarıyla bütün emeklilik şirketleri uygulaması üzerinden bu değişiklik hakkına izin veriyor. Gösteriyor yani oradaki fonlara size. Ekstra bir kesin yani başkasının fonunu aldığım için herhangi bir kesinti oluyor mu ekstra? Yani orada direkt almam yerine benim kendi aracı kurum üzerine aldığım için herhangi bir iki kurumdan bir bana ekstra kesinti alıyor mu? Şöyle, şirketlerin uygulamış olduğu fon işletim gider kesintileri var. Onlar sizlere yansımadan arka backuplarda yapılan kesintiler onlar. Tabii ki de örnek veriyorum, X bir emeklilik şirketinin hisse senedi emeklilik fonu %1 kesinti yaparken fon işletim gider kesintisi olarak tercih edeceğiniz emeklilik şirketinin hisse senedi emeklilik fonu eğer %1,5 alıyorsa siz de o %1,5'u ödemek durumunda kalıyorsunuz. Yani gidip oradan direkt alıp %1 ödemek varken kendi şirketinden %3 kesinti yapılıyor yani. Ya da tam tersi. Veya da dağıl ediyorsun. Ha, ilginç bu. Aynen öyle. Ama Tabii, fark etmez. tabii. Sonuçta sen 5 sene sonra yine geri alıyorsun bu şekilde onu geriye. Tabii onların da iadeleri var tabii ki de. Her yıl %2,5 puanında iade Yani işte tutarları benim sorum şu oluyor. esasında yani iki kurum kendi aralarında bir kesinti yapıyorlar. Yani A kurumu ile B kurumu birbirinin fonunu kullandığı zaman yönetim gideri kesintisi haricinde birbirinin fonlarını kullandıkları için birbirlerinden para alıyorlar mı, komisyon alıyorlar mı? Evet. Birbirleriyle o işi hallediyorlar. Kendi aralarında hallediyorlar mı? Kendi aralarında hallederken size yansıtıyorlar onu zaten. Ama o size zaten yani şöyle söyleyeyim, yatırdığınız tutarlara kazandığınız getiriler size net getiri olarak yansıtılıyor. Ha, Brüt getiriler onsana yansımıyor. tamam, ekstra bir kesinti yapılmıyor yani. Aynen öyle. Tamam, şimdi gelelim yine güzel bir soruya. Brüt maaş alanlarının vergi iadesi olanı, şimdi çoğu insan net veya brüt maaş alıyor. Çoğu derken mesela ben net maaş alıyorum, bazısı brüt maaş alıyor. Net maaş almakla brüt maaş almak arasında BES veya OKS açısından bunu anlatır mısınız? Bu da önemli çünkü çoğu insan buradan da ekstra gelir elde etme şansı var. Nasıl çalışıyor burada? Yani gelir vergisi yerine mi alıyorsun? Yani biraz orası biraz karışık. Anlatırsan detaylı. Tabii ki de 2003 yılı itibariyle bireysel emeklilik hayatımıza girerken 2013'e kadar bireysel emeklilikte yatırılan tutarlar vergi iadesi olarak geri alınabiliyordu. 2013'ten sonra devlet bu vergi iadelerini kaldırıp devlet katkısına çevirdi. 2013'ten sonra da birikimli hayat sigortalarıyla birlikte yatırmış olduğunuz tutarları vergi diliminizi oranı kadar devletten iade alabiliyorsunuz. Burada da birikimli hayat sigortası olarak geçmesinin sebebi de şu: sizin bir hayat sigortanız oluyor bu sisteme girerken. Yatırdığınız katkı tutarları da vadenin sonunda size iade ediliyor. Yani şöyle bir örnek vereceğim. Örnek veriyorum, arabaya kasko yapıyorsunuz yıllık. Ama yaptığınız bu yıllık kasko tutarına ödediğiniz primleri iade alamıyorken kendinize yaptığınız kaskoyu vadenin sonunda hem iade alıyorsunuz hem de gelir verginizden düşürebiliyorsunuz. Doğru. Bunun avantajı ne? Bunun en büyük avantajı bir döviz bazlı bir birikim yapmanız. Yatırdığınız döviz bazlı tutarın tamamını vergiye konu edebilmeniz. Hem de birikim yapacağınız süre zarfı boyunca, yani sistemde geçireceğiniz süre zarfı boyunca ola ki bir hayat riski gerçekleşmesi durumunda da sizi hayat sigortası teminatıyla da koruyor. Hiçbir risk gerçekleşmedi. Yatırdığınız, o güne kadarki yatırdığınız bütün tutarlar dolar cinsinden size iade ediliyor. Ama bunun bir beste bilgisi yok bunun. Bunun bireysel emeklilikle bir ilgisi yok. Bireysel emekliliğin yanı sıra, bireysel emekliliğin yanı sıra aslında olması gereken yan plan olarak bunu da hayatınızda mutlaka ki entegre etmelisiniz. Hatta birazdan örneğini de göstereceğim size. Ya, beste dışarı. Buradan al. Tamam, beste ilgili. Buna, bu da güzel bir şey. Anlatman iyi oldu ama
Benim sorum şu esasında, yani besle brüt maaş alanların ekstra bir kazanç şansı var mı? Hayır. Hayır. Yok. Yok. Tamam, yok. Tabii. Yok yok. Aynen öyle yok. Orada herhangi bir yok. Ama o KS'yi sanıyorum hem devlet hem şirket hem siz üçünüz birlikte demiş oluyorsunuz değil mi? O KS'nin öyle bir şey, bir avantajı var. Zorunlu olunca olanlarda. Tabii ki de. Tabii ki de. Değil mi? Zorunlarda bir şekilde devlet katkı olmuş, devlet bir katkıda bulmuş oluyor. Tabii ki de devlet de ekstra olarak katkıda bulunuyor ya. Aynı gönüllü bireysel emeklilik planındaki gibi OKS'de de yatırım yaptığınızda oradan da devlet katkısı olarak hak ediş almaya devam Peki ediyorsunuz. senin kendi devlete vereceğin gelir vergisinden dolayı bir avantajın oluyor mu? Hayır, orada bireysel emeklilikte gelir vergisiyle ilgili bir avantaj Hiç sağlayamazsınız. yok. Yani hangisinden Yok. girersen gir, senin brüt maaşından dolayı kesintinden bir tasarruf edemiyorsun. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Tasarruf edebildiğiniz planlar benim şu anda ekranda Tamam, olan güzel. birikimli Okey. hayat sigortam. Tamam, şimdi bunu anlatmanın sebebini anladım ben. Yani BES'te böyle bir imkan yok artık. Daha eskiden vardı. 2000, ben de çünkü ondan çok faydalanmışım zamanında. Ama bugünkü şartlarda olmadığına göre sen alternatif bir şey sunuyorsun. İlla sen diyorsun yani sen brüt maaşından kesinti vergilerden bir gelir elde etmek istiyorsan o zaman birikimli hayat sigortasına gidiyorsun. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Aynen öyle. Ya bir de çünkü şu da çok geliyor. Ya Tahsin ben TL cinsinden yatırım yapmak istemiyorum. Bana alternatif üret. Hemen zaten bunları söylüyorum. Bu planları söylüyorum. Döviz cinsinden olması, hem vergi avantajı olması, hem de bir koruma planı olmasından kaynaklı kişiler bu tarafa daha çok yatırım yapabiliyor. Hatta buradan aldıkları vergi iadesi tutarını bireysel emeklilik planları açarak oradan da %30 devlet katkısı kazanarak aslında herhangi bir getiri olmasa bile sırf devletin bizlere sunmuş olduğu avantajlardan bile getiri sağlayabiliyor ekstra olarak. Şimdi burada aynı anda serbest meslek de çok enteresan. Avukat, doktor, neyse bunlar bunu ödüyorlar ve bir süre sonra geri alıyorlar. Doğru mu? Vade sonunda. Tabii ki de aynen öyle. Aynen öyle. O Ha, zaman ne? aynı zamanda da yüksek vergi diliminde olan beyaz yakalı kişiler de bu planlardan faydalanabiliyor. Peki o zaman ne oluyor? Şimdi mesela ben her ay gelir vergisi ödemeye devam ediyorum. Doğru mu anlıyorum? Ama bunu aldığım için o gelir vergisi ödeyeceğim bunu alma mı devlet beni teşvik ediyor? Hemen şöyle bir örnekle Anladım. Biraz çünkü karışık açıklamak oldu. istiyorum. Anlatamadım. Aynen Anlatamadım. öyle. Hemen şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum. Örnek, aylık 100 dolarlık bir birikim yapmak istiyorsunuz kenara. Yıllık gelir vergisi oranınızın da %30 olduğunu kabul edelim. Siz yılda ödemiş olduğunuz 1200 dolarınızın %30'unu, 360 dolarınızı her ay 360 bölü 12 yaparak her ay devletten maaşınıza iade alabiliyorsunuz. Tamam, bir daha ben özetleyeyim. Yani 1200 dolar yıllık ben bir prim yatırıyorum bu hayatta. Doğru, doğru, Tamam. doğru. Bunu yapıyorum. %30 vergi dilimde olduğum için de bu ödemiş Doğru. olduğum 1200 doların %30'unu ben devlete vergi vermek yerine geri iade alıyorum. Yani daha doğrusu Aynen öyle. Aynen %70'ini öyle. devlete veriyorum, %30'u bana kalıyor. Aynen öyle. Bunun da tabii bir yasal sınırı var. Gelirinizin %15'ini geçmeyecek oranda olması lazım. Aynı zamanda da maksimum zaten brüt asgari ücrete kadar getiri alabiliyorsunuz. Orada da sigortalanmak zenginleşmek aracı olmadığından kaynaklı devlet de orada böyle bir kotasyon uyguluyor. Ha, Yani diyor ki bir kişi bu plandan yararlanabilir. Bütçeye göre 100 dolar da ödeyebilir, 1000 dolar da ödeyebilir. Ama bunu diyor ki sen ay içerisinde yani yıl içerisinde maksimum 240 bin TL'sine kadar ben senden yapmış olduğum kesintinin 240 bin TL'sine kadar diyor iade alabilirsin. Geri kalanı yine vergi olarak ödersin diyor. Yani bakarsan bu kadar büyük maaş kaç kişi alıyor ki Türkiye'de yani? Yani şöyle özellikle serbest meslek sahibi olan yani serbest çalışan avukatlar, doktorlar, mühendisler bu planlara inanılmaz rağbet gösteriyor. Hem vergi dilimleri ufalıyor, hem birikim yapmış oluyorlar, hem de gider olarak gösterebildikleri için inanılmaz avantajlı geliyor. Peki kaç sene bunu minimum yani bunun süreleri ne kadar kaç yıllık oluyor bunlar? Şirketten şirkete göre yine değişiyor. Minimum 10 ile 12 yıl arasında planlama yapabiliyorlar. 10 yıl sonra sen bu paranı geri alıyorsun değil mi devletten?
Tabii ki de. Şöyle, devletten her ay alıyorsunuz. Ha, Ondan yana bir alıyorsun. sıkıntı yok. Tabii. Yapmış olduğunuz ödemeye istinaden size bir makbuz gelir. Bu Geri makbuzu vergisi, geri vergisinden geri alıyorsun devletten. Değil mi? aynen öyle. Bu makbuzu siz İK'nıza veya muhasebenize ilettiğiniz zaman onlar devletten vergi iadesi olarak bordronuza, maaşınıza yansıtıyor. Bunu ben aylık olarak alabiliyorum. Yani Tabii ki de aylık o olarak seneyi alabiliyorsunuz. beklemem gerekmiyor, değil mi? Vergi diliminizin getirisini evet, ama içeride yatırdığınız tutarın tamamını 10 yılın sonunda alıyorsunuz. Ha, o var. Yani uyanık yapamıyorsun yani. Tabii sistemden Aldın. istediğiniz Devletten zaman aldın parayı, sonra çıktın sistemden bir sene sonra, olmuyor yani. ya sistemden ayrılabilirsiniz bu arada. İstediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Orada da şirketlerin uygulamış olduğu risk kesintileri var. Her şirkete göre değişiyor. O risk kesintilerini yapıp sistemden istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz tabii Devletin ki de. sana vermiş olduğu iade de sana istiyor mu? Erken çıkarsan 10 sene diye. Hayır, hayır. O aldığınız yanınıza kar. Tamam. O Ama aldığınız yanınıza yani kar. çok mantıklı olsa herkes yapar yani. O kadar çok mantıklı değil. Şöyle, Yani diyorum yani, bu yani yani tabii ki de. uyanıklık yapmak çok mantıklı değil yani. Tabii ki de. Yoksa bu plan hem bireysel emeklilikte hem bu plan özelinde birbirine paralel götürmek gerçekten çok avantajlı. Doğru Çünkü ha, doğru. bireysel emeklilikte para ihtiyacınız olduğu sistemden ayrılabilirsiniz. Ama burada risk kesintileri daha yüksek olacağı için cayması da biraz daha zor oluyor. Genel itibariyle buradan devam da edip birikimlerinizi döviz cinsinden de yönetebilirsiniz. Şimdi bir tane daha soru var. Şimdi bitirdik yani bu şeyin 56 yaş. Neyse, bir şekilde ben süremi doldurdum. Ve iki tane opsiyonum var benim. Ya ben emekli maaşı alacağım veya toplu paramı geri alacağım. Doğru mu? Doğru. Veya da ne bileyim, 5 tane fonum varsa ikisinden alacağım emekli maaşı. Üçünü parasını alacağım. Yani burada nedir, burada ne tür opsiyonlar var ve neyi öneriyorsun? Tabii burada yine kişiden kişiye değişiyor opsiyon önerirken. Genel hatlarıyla Tahsin ne oluyor diye soracak olursanız şu, genellikle kişiler sistemden toplu para olarak ayrılmayı tercih ediyorlar. Ayrıldıktan sonra da yine ufak bir tutarla ödeme yapmaya devam ediyor. Yani kendi parasını içeride herhangi bir ekstra nakit çıkartmadan birikimlerine değer katmaya devam ediyorlar. Tekrar sistemine, tekrar sisteme giriyor. Tabii, tekrardan sisteme giriyor. Ya da yine emeklilik maaşı gibi şirketten maaş alıp farklı bir bireysel emeklilik planı açarak orada aslında cebinden yine ekstra para çıkartmadan farklı bir emeklilik planında da değerlendirmeye devam ediyor. Ya orada ben mesela, ben de öyle yaptım. Mesela şimdi emekli maaşı alıyorum, devam ettiriyorum. Burada en büyük avantaj tabii ki orada yönetmiş olduğum portföyden vergi ödememek. Yani kendi parama gidip kendim, o hani BES'te değil de gidip bankada yapsam çok ciddi vergi vermem gerekirken, BES'te aynı şeyi yaparaktan hala vergi avantajını devam ettiriyorum. Doğru mu? Kesinlikle öyle. Tahsin Çeşenoğlu'na çok teşekkür ederim. Bence bu kadar önemli konuda bu kadar net, güzel bir şekilde bilgilerini, birikimlerini bizle paylaştı. Göstermek istediğim bir şey var mı bitirmeden? Yok, zaten genel hatlarıyla hep karşımıza gelen soruları konuştuk. Çok teşekkür ederim. Bence güzel oldu. Hemen Konularla ilgili de ulaşmak isteyen olursa hem Instagram sayfamdan hem de Twitter'dan bana ulaşabilirler. Detaylı olarak da görüşüp herhangi bir destekleri olursa seve seve de yardımcı olurum bu konularla evet, ilgili. Ethan Özdeş Akademi YouTube Söyleşileri'nin bu bölümünde sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diyoruz. Her zamanki gibi abone olmayı unutmayın diyoruz.